Rengarenk dolma. 500 gram orta yağlı kıyma, 1 adet soğan, 3 adet kırmızı dolma biber, 2 adet sarı dolma biber, 2 adet yeşil dolma biber, 2 adet kabak, alabildiği kadar su, yarım su bardağı pilavlık bulgur, yarım demet maydanoz, yarım demet dereotu, yarım demet taze nane, 1 adet büyük domates, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 tatlı kaşık karabiber, 1 tatlı kaşık tuz, 1 tatlı kaşık sumak, 1 yemek kaşığı nar ekşisi, yarım çay bardağı pirinç. Sos için 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı biber salçası, 1 yemek kaşığı nar ekşisi, 2 diş sarımsak, 3 yemek kaşığı ayçiçek yağı. Şimdi güzel güzel dolmalarımız var, biberlik renkli, dolmalar evet. Ama hem kırmızı hem sarı hem yeşil, biraz da kabak var. Kabak da var. Çeşitli dolma ama sunum açısından muhteşem görüntüsü. Güzel, kapakları değiştireceğiz. Ha, kapaklar değişecek. Evet, kapaklar değiştireceğiz. Ne kadar güzel ya. Çocuklara da yedirmenin bir aslında formülü gibi aslında, ufak çocuklara. Evet, rengarenk sunum misafirlerimiz için de çok önemli. Çocuklarımız için de önemli tabii. Bunun yanında bu kapakları kesip birbirine geçirirken o süsleme şekli muhteşem oluyor misafirlerimize takdim etmekte. Şimdi evet, o zaman önce iç harcıyla başlayalım mı? Hemen başlayalım. Tamam. İç harcımıza. Başlayalım. Bunu alalım. Kıymamız önce, var. Evet. İlk önce kıymamızı koyuyoruz. Hafif yağlı. Evet. Yarım yağlı kıyma aynen diyebilirim. Öyle. Ben alayım onu hemen. Tabii. Hemen soğanımızı. Yemeklik doğrayacaksa şöyle bir. Aynen öyle. Yemeklik soğanımızı doğruyoruz. Bu arada diğer doğranacak malzemeleri ben de doğrayayım mı bir yandan? Olur. Tamam. Çok sevinirim. Önce doğrayalım, doğrama işlemleri bitsin. Tabii. Daha sohbet edeceğiz. Tabii, daha senden öğreneceğim çok şey var. Aydan ablacığım. Neler yapıyorsun? Bir öğretmenim demiştin zaten. Evet. Ama ne öğretmenisin? Şimdi benim branşım teknik resim öğretmeniyim. Teknik resim, resim ve teknik resim öğretmeni farklı çok oluyor. Çok farklı. Ha. Meslek lisesi öğretmeniyim. Ha, meslek lisesisin. Bir yıl stajımı yaptıktan sonra teknik resim öğretmeni olarak çalışamayacağımı anladım. Ha. Sınıf öğretmenliğine kaydım. Aa. Branş dışı sınıf öğretmenliği yaptım. Bir 7 sene kadar. Bir 7 sene dedin mi? Evet. Uzun bir süre. Tabii bakacağım. Sınıf öğretmenliği. Tabii. Daha küçükler. Hmm. Beni daha cezbetti. Ay ne güzel. Açıkçası kaydım. Bir 7 sene yaptıktan sonra eşimle tanışınca tamamen mesleği bitirdim. Aa niye? Çünkü eşim uzak yol kaptanıydı. Demin öyle bir şeyden bahsettin. Tabii. İlk başta. Uzak yol kaptan baya böyle denizde çıkıyor yani. 7 aylık seferlere çıkıyordum. 7 aylık. 7 ay. Ben direkt eşimin yanında seferlere çıktım. Hatta şöyle bir şey oldu. Büyük oğlum Çağatay şu an 19 yaşında. Maşallah. 5,5 aylık hamile gelip ve onu burada Türkiye'de doğum yapıp 1,5 aylık bebekken tekrar sefere çıktım. 1,5 aylık bebekle sefere mi çıktın gemide? Evet. Evet. Vallahi yani cesaret. Büyük bir cesaret. Köprüden karşıya geçmekte zorlanıyoruz bebekle. Şu anda çocuk denizde büyüdü. 5 yaşında denizden. Ne güzel ya. Evet, eve geldik. Şimdi kıymamızı koymuştuk, soğanlarımızı koyduk. Şimdi bulgurumuzu, ben ekşili dolmaya bulgur da katmasını severim. Ha, onu diyeceğim mesela, sadece pirinç katmıyoruz, bulgur da katıyoruz. Bulgur da katıyoruz. Şöyle bulgurumuz var, pirincimiz var yine. Hı-hı. Şöyle pirincimizi katıyoruz. Dolayısıyla şimdi biraz pirincin oranı düştü içine bulgur da girdiği için. Tabii. Hemen bir kaşık vereyim. Yeşillikleri içine koyacaksın değil mi? Evet, hepsini içine karıştıracağım. Şimdi sosuna da ayırıyorum. Şöyle bir kaşık kadar koyuyorum. Hı hı. Sosuna da özel yapacağız. Biber de var. Biber, hem domates hem biber salçası. Var. Tabii. Biber salçasız olmaz. Ne kadar zengin bir dolma harcayanımız bu değil mi? Çok. Ya ben biraz değiştirdim bunu. Ha. Yani normal klasik biber yemeğinden çıktı. Tencere yemeğinden yani biber çıktı. Biber dolmasından başka bir şey dönmüş şu an. Ekşili şeye döndü. Hani kuru dolmaları çok evet, yaparım. Evet. Eşim ve çocuklar sevdiği için bu tencere yemeğini de o çeşide döndürdüm. Ve tuttu. Güzel sevdiler. Şunu vereyim mi daha rahat olur belki? Evet. Aynen öyle biraz. Ne kadar şimdi sumak koyacağız? Aha, bir o kadar yeter. Tamam. Tamamdır. Yaklaşık böyle bir tatlı bu kaşık sosuna kullanacağız. Şimdi domatesimizi de doğrayacağız. Sen domatesi doğra, ben de şurada maydanoz biraz kaldı onu da doğrayayım. Hepsini tamam doğruyorum yeşilliklerin. Domatesimizi doğruyoruz. Ben maydanozları bitiriyorum. Evet. Sonra harcımızı bir güzel yoğuracağız. Evet. Hadi bakalım. Evet, tuzumuzu,
karabiberimizi. Harcımız artık karıştı. Geldik sevgili renkli dolmalarımızın kapaklarından ayırmaya. Evet, hemen başlayalım. Şimdi kapağımızı klasik tepesini kesiyoruz. Tamam. Zaten bunun şöyle basit bir yolla çıkması hemen var. Hemen çıkıyor. Hı-hı. Bunu da kesiyoruz. Tencerenin de kapağını açayım. Şu çıkıyor. Renkli dolmalara bayılıyorum. Güzel. Bir de bunlar mesela marketlerde artık şöyle de satılır. Ya da manavlarda da var. İşte iki sarı biber, iki kırmızı biber böyle paketi tabii halinde. Tabii küçük paketler halinde. Ama bunu sadece dolmalık olarak değil böyle güzel güzel jülyen ya da minik minik keserek yemeklerinize de kullanabilirsiniz. Çok kullanıyorum. Et soteleri, mantar soteleri. Renk olarak da çok yakışıyor ama tat olarak da bence hepsinin ayrı tadı var. Vay be, kaptan eşisin yani. Yani avantajları da çoktu tabii. Dezavantajları da vardı. Hani tehlikeler geçirmiyor musun? Geçiriyorsun. Ha öyle mi? Denizde tabii, falan. Tabii geçiriyorsun. Hmm. Fakat şeydir. Avantajları inanın hani gezemediğiniz kadar ülke geziyorsunuz. Ha, onu diyecektim ya. Sen çok gezmişsindir ya. Çok. Limanlarda şöyle şey alayım hemen dolmanın içi için. Limanlarda biz deli gibi yürürdük. Saatlerce yürürdük. Bayağı bir nevi spor yapmış tabii. Oluyorsun orada. Büyük oğlumu baston arabaya koyardım. Pusete. Çünkü tatlıyı pusete. Ondan yürüyüşe çıkardık. Hani araç kullanmayı çok sevmezdik. Ne kadar güzel. Evet. Aslında çok yani değişik bir hayat. Çok değişik. Bir yandan yani değil mi? Çok güzel. Keşke o zamanları hani yazsaydım, not etseydim, kitaba dökseydim. Ama bunu tabii çocukla yapmak da enteresan. Ya çocukla benim ilk su çiçeğini oğlum denize çıkardı. Hadi ya ne tabii. Yaptınız mesela öyle durumlarda? Limandaydık. Yani limandan hemen ambulansı çağırdık. Gemiyi karantinaya aldılar. Aa. Tabii ilaşlarımızı verdiler. Vallahi. 3-4 gün gemiden çıkamadık. Allah Allah ya. Orada iyileştirdik. Ya burada tabii şimdi normal hayat düzenindeki şeylerle orada çok olunca farklı, çok farklı. Daha olaylar büyüyor tabii. Tabii. Çok farklı hayat. Bu arada onu ayarken hemen şu iç harcımızda neler kattık onu hızlıca bir sayalım mı? Sayalım. Kıymamız var. Kıymamız, soğanımız, bir soğanımız var. Hı hı. Yarım bardak bulgurumuz var, pilavlık bulgurumuz hı hı. var. Yarım çay bardağı kadar da pirinç ekledim. Var. Hı hı. Bunun yanında bol yeşilliğimiz, maydanoz, dereotu, nane. Nane, bol taze yeşilliğimiz, nane. Taze nane. Bir domates küçük küçük evet, olarak ekledik. Evet, bir de domates böyle kabuklarını soyduk evet, küçücük. Evet, o da bir tat versin. Hı hı. Baharatlarımızı koyduk. Tuz, karabiber koyduk. Nar ekşisi. Nar ekşisi koyduk, biraz da sumak koyduk. Sumak koyduk. Ekşilik versin evet. diye. Sosuna da şey kullanacağız tabii, hı hı. nar ekşisi, hı hı. biraz sumak. Biber ve domates salçamız, sarımsak. O kadar. Oh. Güzel bir sos gayet olacak şöyle. Olacak. Ekşili, bol harçlı, hem yeşillikli, kıymalı bir vitamini. İç harcımız yaptık. Bayağı bol bol vitamini. Bir hem bulgur da var, pirinç var. Var, bulgur evet. var, her şey var. Sunum da güzel. Daha ne olsun diyorsun? Daha ne olsun? Şimdi dolmamızı şöyle normal bildiğimiz dolma harcımızı koyuyoruz. Hı hı. Renkli kapak kapatacağız. Başka renkte. Şimdi mesela şöyle yapacağız. Ha, çok güzel oldu. Şöyle böyle sunum açısından da şöyle. Bu şekilde bütün harcımızı dolduracağız. Dolduracağız. Kabak dahil. Kabaklara kapak yapmıyoruz. Kabaklar kapaksız kalacak. Kapaksız kalacak onlar. Hepsini tek tek dolduralım. Kapaklarını değişik değişik renkli renkli kapatacağız. Az sonra üzerine güzel bir sos hazırlayacağız. Evet. Dolmalarımızı doldurduk. Böyle renkli renkli değişik birbirine zıt şekilde kapaklar yaptık. Şimdi sıra geldi sosumuza. Ne evet. yapacağız sosumuzda? Sosumuzda da bildiğimiz önce biraz ayçiçek yağımız var. Evet. Ne kadar koyayım? Şimdi ayçiçek yağımızı da şöyle biraz ekleyelim. Tamam yeterli. Yeterli. Az biraz yağ koyduk. Evet.
Biraz biber salçası. Gene hem sosunu da hem biber hem domates salçası kullanıyorsun. Tabii. Ona renk de veriyor. Hı hı. Ve bir de sarımsaklarımızı doğrayacağız. Tamam. Biraz da nar ekşisi koyacağız. Şöyle hemen bir gezdireyim minik. Tamamdır. Yeterli. Yeterli. İçinde de var. Sosumuz oldu. Sosumuz oldu. Biraz su ekleyeceğiz tabii sosumuza. Ekleyeyim hemen. Şuradan. Sonra üstüne dökeceğiz. Sonra. Şöyle karıştıralım güzel. Ne kadar daha ekleyelim? Biraz daha biraz istersen ekleyelim, değil mi? Tencereye koyacağız. Güzel koktu. Bu koku nereden geliyor bu? Naneler maneler güzel, kokuyor değil mi? Tabii tabii. Salça da güzel koktu. Salça güzel koktu. Sarımsak. Of sarımsak şu an evet. Müthiş bir koku verir. Aynen. Biraz tabii nar ekşisi de ekleyince. Güzel bir uyumu var şu an. Başka ekleyeyim mi su? Biraz daha ekleyelim. Biraz tencereyi daha dolduralım. Tamamdır. Teşekkür ederim. Şimdi dolmalarımızın üstüne. Yavaşça. Salçalar da bu şekilde biraz eridi suyun içinde. Hepsinin üstüne gelecek şekilde. Bunlar da üstüne gelse hiçbir şey olmaz. Aynen. Şöyle. Biraz daha su ekleyebiliriz. Tamam. Şimdi şuradan kenardan suyunu tabii, ekleyeyim dolmamızı. Ekleyelim. Ne kadar çıksın? Şimdi biberlerin hizasına gelmesi yeterli. Tamamdır. Yeterli değil mi? Tamamdır. Evet. Kapağımı kapatıyorum. Şimdi ocağımızı yaktık. Artık dolmamız pişmeye bırakacağız. Evet. Bunu daha sonra servis edeceğiz. Evet. Artık bunun bir işi kalmadı zaten. Yok, o pişecek. Zaman güzelce tabii. Rengarenk güzel dolmalarımız tabii. Olmuş olacak. Biz şimdi artık malzemelerimizi hazırlıyoruz. Günün ikinci tarifi geliyor. Güzel bir börek yapacağız. Evet.